getirdiler yani. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam, Metin Külüng'ün sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ben kendisini güzel bir şekilde devretmesini isterim derken, böyle giderse kötü bir şekilde devredeceksin demek istiyorum. Evet. Efendim, sanki Metin Külüng benim yarınki Cumhuriyet'te çıkacak yazımı okumuş da konuşuyor gibi. Aynen bunu söylüyorum. Metin Külüng'ün kim olduğunu bir daha hatırlatalım hocam. AKP'nin kurucusu, kurucularından biri Recep Tayyip Erdoğan'ın 1970'li yıllardan beri yol arkadaşı, yakın arkadaşı, önemli ve örtülü bir takım, ne diyelim, hani örtülü demeyelim, daha şey böyle hani çok konspiratif bir şey, bir kavram anlamında kullanmıyorum ama özel operasyonlarını sürdüren kişi. Ve AKP'deki bu dağılmayı, bu krizi, AKP iktidarıyla toplumdaki bu kopuşu da gözlemliyor. Evet. Buyurun. Efendim, aynen benim söylediğimi söylüyor. Şimdi, ben sizin yarınki yazınızı görmediğim için hocam nedir bakalım. Sağ olun, sağ olun. Aynen. Şimdi ne diyorum? Bu belediyeler zorluyor ve AKP'nin ne kadar yönetemez olduğunu Türkiye'yi anlatıyor ve ne kadar başarılı CHP'nin olduğunu gösteriyor. Gittikçe AKP'nin oyları aşağı iniyor. Ne diyor Metin Külüng? Gittikçe kaybediyorsunuz diyor. Gittikçe taban kaybediyorsunuz. Zaman geçtikçe. Zaman geçtikçe taban kaybediyorsunuz diyor. Şimdi diyor, erken seçime gidin, şimdi terk edin. İleride daha kötü olacak diyor. Daha kötü. Daha kötü ne olacak bilemem. Daha kötü olacak. Yani ikinci sıraya değil, üçüncü, beşinci sıraya düşüp yok olması olabilir AKP'nin herhalde. Onu kastediyor, bilemiyorum. Ama aynen benim erken seçimin gerekçesi olarak belediyelerdeki başarıyı söylememi Metin Külüng ifade ediyor. Şimdi bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Bunun nedeni, bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıktılar. Bu yıkım sürecini de bir şey yapıyormuş gibi yutturdular. Demin söylediğim üç grupla, yetmez ama evetçiler, kökten dinciler ve ayrılıkçı etnikçiler. Ondan sonra bir de itibardan tasarruf olmaz diye, ya yangını söndürecek, tepeden su verecek uçak bulamıyorsun. Cumhurbaşkanlığında 10 tane uçak duruyor orada, bekliyor. Ondan sonra bilmem hangi milletvekili selfie yapıyor, öz çekim yapıyor. Kolunda bilmem kaç milyon liralık saat. Öbürü işte falan filan. Yediği ıstakozun fotoğrafını koyuyor. O da zaten ıstakoz yemek bence kötü bir şey, o ayrı da. Yani neyse. Çünkü o tam görgüsüzlük hocam. Hem görgüsüzlük. Küçüklük, görgüsüzlük. Hem bir de yani ıstakoz filan yemeyin. Yani değerli izleyiciler, ben küçükken biliyorum. O suya attığında bağırır o hayvan. Yani yazık. Şey, neyse. Şimdi hem görgüsüzlük, hem halkın gözüne sokma, hem halk aç, hem de belediye iş yapıyor. Bir de bu belediye başkanları halkın içinde. Yani ben dolaştım işte Marmara, Ege falan. Ya bir tanesi işte Buraniye, bir tanesi bilmem Yalova falan. Böyle bir sürü, pek çok, yani bir çok ciddi belediyeler var ve çok ciddi belediye başkanları var. Bunda Çatalca mesela filan. Bunlar hem kültüre, sanata önem veriyorlar, hem halkı aydınlatıyorlar, hem kimseye çaktırmadan mesela, yani İzmir'de mesela şey yapıyor veya bir işte çeşitli belediyelerde, tek orada da değil, kart yapıyor, o karta para yatırıyor. Hani sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Bunlar gibi gözüne sokup, kapını çalıp şeylerle, televizyoncularla kutuları getirip işte biz bilmem Ramazan'da yardım ediyoruz falan gibi. Yani değerli izleyiciler, CHP böyle müthiş bir şeyde dip dalgası halinde yükseliyor belediyelerden. Bütün o belediye başkanlarının alınlarından öpüyorum. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Ya bravo, bu 31 Mart şeyi başarısı öyle tesadüfi bir başarı değil. Hepsi birinci sınıf çocuklar. Hepsi halkın içinde. Hepsi halkla göz göze, gönül gönüle, el sıkışan ve halkla o çayını yudumlayarak göz birliği yapan insanlar. Muhakkak mecbur kalacak erken seçim yapmaya, görecek çünkü eridiğini, yok olduğunu. Buyurun efendim. Evet. Şimdi Metin Külüng
ne demek istedi diye yazmış arkadaşlar. Öyle yazdık, öyle verdik. Enteresan. Şimdi zirvede bırakmalı, güzel anılarak bırakmasını isterim diyor. Devam ediyor. Başka sözleri de var. Ben diyor elimden geleni ki 12 Punta adlı bir video kanalına, bir siteye konuşmuş. Bizim dostlarımız var orada da. Güzel bir iş yapmışlar Metin Külünk röportajı ile. Erdoğan'ın güzel devretmesi çabasındayım diyor. Şimdi eğer böyle değilse yani başka birisinden korkuyor. Yani daha büyük bir hezimetle, bozguna uğrayarak, itibarını yitirerek kaybetme olasılığını görüyor demektir. Şimdi birçok gösterge buna işaret ediyor. Şimdi en yakınındaki ben Sayın Erdoğan'ın en hakikatli dostunun Metin Külünk olduğunu düşünüyorum. Doğru. Kesinlikle. Doğru. Yani yaptığı uyarılar çok yerinde. Bir an evvel diyor. Bizim gözlemlerimizle Sayın Külünk'ün tespitleri arasında bir örtüşme, bir uyum var. Bir uyum var. Biz de bu gözlemleri yapıyoruz. Bağımsız bir gazeteci, bir siyasal gözlemci, işte bir siyaset bilimci ya da sosyolog ya da toplum bilim, sizin dediğiniz gibi bir toplum bilim öğrencileri olarak biz de bu gözlemleri yapıyoruz. Bu uyarının ciddi olduğunu, en kritik uyarılardan biri olduğunu düşünüyorum. Hayati bir, yani yaşamsal bir uyarı olduğu inancındayım. O bakımdan değerli seyirciler, bunu bir yere not edin. Bozguna uğrayarak, itibarını yitirerek kaybetme ihtimalini görüyor ve bu nedenle uyarıyor. Evet. Ve peki, diyor ki, evet, yani güzel devretmesi çabasındayım. Buyurun. Efendim şimdi, peki... Biz bunları böyle görüp söylüyoruz. Metin Külünk de söylüyor. En tepede oturan bütün MIT'in, bilmem istihbaratın, medyanın bütün bilgilerini bizim görmeyi hiç düşünemediğimiz hassas ölçümleri vesaireleri hepsini gören Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı bunları görmüyor mu? Çünkü rejim Cumhurbaşkanı rejim. Yani rejim, ben artık AKP demiyorum, muhakkak Erdoğan AKP iktidarı diyorum. Çünkü şahsi bir iktidar oldu. Şahsım devleti, kendisi söylüyor. Görmüyor mu? Görüyorsa ne yapıyor? Çok önemli. Maalesef tam bizim söylediğimizin tersini yapıyor. Yani bu sorunları halledecek bir takım önlemler almak yerine bu sorunları daha hızlandırıyor ve daha derinleştiriyor. Yani mesela yolsuzluk ve işte yatırımlarda soygunlar mı diyoruz? Ya yani bir birimlik şeyi 10 birime yaptırıyor, ondan sonra bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor filan mı diyoruz? O daha hızlandı. Yani gittikçe oligarşiye hem doğanın tahribatı, hem kentlerin tahribatı, hem ihalelerin yolsuzlukları vesairesiyle aktarılan sermaye hızı arttı. Bir, iki, enflasyon güya